Sağlıklı insan, her öğünden sonra büyük abdeste çıkmalıdır. Gün boyu yenen öğün sayısı birden fazla ama büyük abdest günde bir defa ise kabızlık, iki günde bir ise sağlığın tehlikede olduğuna işarettir. Kabızlık, kronik hazımsızlık belirtisi ve bütün hastalıkların ilk basamağıdır. Klozet kullanmak ve koltuk sandalyede oturmak kabızlığı tetikler. Antibiyotikler, antidepresanlar, idrar söktürücüler ve demir kalsiyum içeren ilaçlar kabızlığa yol açar. Parkinson, MS, felç gibi nörolojik hastalıklarda kabızlık sık görülür. Kabızlıktan kurtulmak için öncelikle beslenme düzeltilmeli, 5 ila 6 saatten önce ikinci bir yemek yenmemelidir. Yemekten 1 saat önce bir bardak su içilmelidir, su. Bölümüne bakınız. Su bağırsaklardaki kalıntıyı indirir ve bağırsakları harekete geçirir. Günün son öğünü saat 19 ile 21 arası olmalıdır. Saat 21'den sonra, sindirim durduğu için, hiçbir şey yenmez. Yalnız su ve şekersiz bitki çayı içilebilir. Sağlıklı olmak isteyen, yediği her yemekten sonra büyük abdeste çıkmadıkça, bağırsakları rahatlatan meyveler ve salata hariç ikinci bir yemek yememeli. Bu kurala ömür boyu dikkat etmelidir. Bol meyve ve salata yemek kabızlığı önler. Yemeğin %60'ı çiğ olmalıdır. %40'ı pişmiş yemek ve ekmek olabilir. Örneğin, günlük yemek 1000 gram ise, 600 gramını meyve, meyve suyu, salata ve bal oluşturmalıdır. Bağırsakların çalışması düzene girene kadar her gün öğütülmüş sinameki, sinameki karışımlarından biri, keten tohumu veya magnezyum sülfata devam edilmelidir. Bağırsaklar düzgün çalışmaya başlayınca kullanım haftada 1'e indirilir ve gerektikçe kullanılır. Ömür boyu devam eden inatçı kabızlıklarda müsil ile beraber lavmanda yapılması gerekir. Lavman, duruma göre önce her gün, sonra 3 günde bir, sonra haftada bir, sonra 2 ila 3 haftada bir olacak şekilde uygulanır. Sinameki kullanımı sağlıklı insanda sindirim artıkları, yemekten 24 ila 36 saat sonra bağırsaklardan atılır. Atıkların bağırsaklardan geçişi yavaşlar ve kabızlık oluşursa, yemekle veya yemekten sonra sinameki kullanılır. Aç karna içilen sinamekinin müsil etkisi yoktur. Öğütülmüş sinameki veya sinameki karışımları günün son yemeğiyle veya yemekten sonra kullanılmalıdır. Sinamekinin dozunu herkes kendisi belirlemelidir. Bu doz öyle ayarlanmalıdır ki sindirim sürecini etkilememeli, sindirimi tamamlanmamış besinin dışarı atılmasına sebep olmamalı, bağırsaklardan gereken hızda geçişini sağlamalıdır. Sinamekinin dozu doğru ayarlandığında aldıktan 12 ila 24 saat sonra büyük abdeste rahatça çıkmak mümkün olur. Karışık ve fazla yemek yiyip, yediklerini hızla dışarı atmak için sinameki içenler, sindirim kurallarına aykırı hareket etmiş. Sindirim sistemini, besini sindirmeden atmaya zorlamış olur. Bağışıklık sistemi, yapılan bu hataya tepki olarak mide bulantısı, karın ağrısı, baş ağrısı, terleme, hatta bayılma ile karşılık verebilir. Ayrıca sindirilmeyen besin bağırsakları hızla geçerken, kimyasal dengeyi bozarak bağırsaklarda yara oluşmasına sebep olur. 4 günden fazla süren kabızlığı geçirmek için önce lavman yapılır, sonra sinameki veya herhangi bir müsil kullanılabilir. Mide ve bağırsaklarda yara varsa, sinameki yerine keten tohumu kullanılır. Yara kapanınca sinamekiye geçilebilir. Sinameki karışımları. Bir kabızlık ve hazımsızlıkta yarı yarıya sinameki nane karışımı veya 30 gram sinameki artı 15 gram kekik artı 15 gram nane karışımı. 2 kabızlık, gaz ve hazımsızlık için 30 gram sinameki artı 20 gram anason artı 10 gram kekik karışımı. 3 kabızlık ve karaciğer zayıflığı için eşit miktarlarda sinameki artı hindibağ yaprağı artı pelinotu karışımı. Bu karışımlar öğütülür ve yemek üzerine serpilerek günde 1,2 çay kaşığı kullanılır. Sinameki öğütüp zeytinyağı ile yutmak büyük abdeste rahat çıkmayı sağlar. Yemekten sonra bir tutam sinameki çiğnemek de aynı sonucu verir. Son yıllarda sinamekinin zararlı olduğundan bahsedilmektedir. Bilakis, sinameki, herkes için faydalıdır. Önemli olan doğru kullanmayı bilmektir. Keten tohumu kullanımı: bir çorba kaşığı keten tohumu taze öğütülür, biraz bal ile karıştırılıp yutulur, üzerine bol su içilir. Bir kahve kaşığı ısırgan otu tohumu, 3 ila 5 diş dövülmüş sarımsak ve yarım çay kaşığı zencefil eklenirse daha etkili olur. Bu, bağırsakları çalıştırıp kabızlığı önler, şişkinlikleri indirir, kanı temizler, kansere karşı korur, yaraları kapatır. Bir çorba kaşığı keten tohumu 100 gram sıcak veya soğuk su ile karıştırılır, üzerine bez sarılıp 1 ila 2 saat bekletilir.
sabah aç karna ve veya akşam yatmadan önce taneleriyle birlikte içilir. Uyarı. Öğütülmüş keten tohumu bekletilmez. İçerdiği omega yağlar şifalı etkisini kaybeder. Keten tohumu mutlaka en az bir bardak su ile içilmelidir. Magnezyum sülfat kullanımı sabahleyin aç karna bir bardak suda bir tatlı kaşığı veya bir çorba kaşığı magnezyum sülfat eritip içirildiğinde 1-2 saat sonra büyük abdest gelir. Magnezyum sülfat, İngiliz tuzu, bağırsakların çalışmasını hızlandırdığı için, yemekten sonra değil, sindirim tamamlandıktan sonra, sabah aç karna içilir. Akşam içildiğinde, sindirilmeyen besin bağırsakları hızla geçerken, bağırsakların kimyasal dengesini bozar. Kan grubu O. Olanlar bazı özel uygulamalarda veya 2 haftada bir magnezyum sülfat kullanabilir. A, B ve AB. Taşıyıcıları ise, haftada 1, haftada 2 ila 3 defa veya her gün kullanabilirler. Kaya tuzu gibi doğal bir tuz olan magnezyum sülfat derin tabakalardaki toksin ve tuzları çekerek bağırsak yoluyla dışarı atar, ödem çözer, böbreklerin işini kolaylaştırır, organları temizler. Örneğin, düz bağırsağındaki deformasyondan dolayı 20 yıl boyunca her gün İngiliz tuzu kullanmak zorunda kalan AB. Grubu bir yaşlı adamın dokuları ve organları, sağlıklı çocukların organları kadar temizdi. Kaynak: Dr. Aydin Salih Gerçek Tıp Kitabı.